Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim hem çok hafif hem de sunumuyla göz dolduran bir tatlı tarifim var. Portakallı irmik tatlısı. Tarifime geçmeden önce hemen kanalımıza abone olur ve bildirimler almak için de zili tıklarsanız çok sevinirim. Öncelikle portakal sosu için tencereye 3 silme yemek kaşığı mısır nişastası, yarım su bardağı toz şeker ve 2 su bardağı portakal suyunu alarak topak kalmayıncaya kadar karıştıralım. Ardından tencereyi ocağa alarak sosumuz koyulaşıp göz göz oluncaya kadar karıştırarak pişirelim. Bu hazırladığımız portakal sosunu dilerseniz farklı tatlı tariflerinizde de kullanabilirsiniz. Su ile ıslattığımız kalıbımıza sosu boşaltarak eşit olacak şekilde üzerine düzeltelim. Bu şekilde su ile ıslattığımız için tatlımız kalıptan kolaylıkla çıkacaktır. Kalıbı ilk sıcaklığı çıktıktan sonra buzdolabına kaldırarak muhallebimiz hazırlanıncaya kadar bekletelim. Bu arada muhallebisi için tencereye 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı irmik ve 1 litre sütü alarak pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştıralım. Daha sonra tencereyi ocağa alalım ve orta ateşte muhallebimiz koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirelim. Son olarak muhallebiye bir paket vanilyayı ilave edip karıştıralım ve ocağın altını kapatalım. Dolaptan aldığımız kalıba muhallebiyi boşaltalım. Üzerine dikkatli ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde düzeltelim. İrmikli muhallebinin pürüzsüz bir şekilde durması için mümkün olduğunca hızlı hareket etmenizde fayda var. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra yine muhallebiyi buzdolabına kaldıralım ve en az 3 saat dinlendirelim. Sürenin sonunda tatlımızı dolaptan alarak kenarlarını elimizle hafifçe oynatalım. Ardından uygun bir servis tabağına tatlımızı ters çevirelim. Kalıbımızı dikkatli bir şekilde çıkaralım. Gördüğünüz gibi tatlımız gerçekten muhteşem görünüyor. Ben bu videoda bu kalıbı kullandım. Sizin evinizde farklı desenlerde kalıplar varsa onları da kullanabilirsiniz. Farklı kalıplarda farklı desenler elde etmeniz mümkün. Tatlımızı dilediğimiz şekilde süsleyip dilimleyerek servis edelim. Gördüğünüz gibi hazırlaması son derece kolay. Sizler de evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Tarifimi denerseniz Instagram'dan Nefis Yemek Tarifleri etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca fotoğraflarınızı Nefis Yemek Tarifleri uygulamasından da bizlere gönderebilirsiniz. Yine portakallı hazırlayabileceğiniz farklı tariflerimi de videonun sonuna ekliyorum. Umarım siz de tarifimi beğenmişsinizdir. Videosunu istediğiniz farklı tarifler varsa yorumlar kısmından bize her zaman yazabilirsiniz. Desteğiniz ve ilginiz bizi çok mutlu ediyor. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler.